Aşağıdaki ifadelerden hangisi boraton modelinde yer alan bir görüş değildir deniliyor? A şık elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dairesel olarak hareket ederler. Yörünge modeli boraton modelinde geçmektedir. B şıkkı elektronların bulunduğu yörüngeler 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlarla gösterilir. Evet, bu yörüngeler ya 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar ya da KLMN gibi harflerle gösterilir arkadaşlar. C şıkkı çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. Bu ifademiz de doğru. Boraton modeline göre çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artmakta ve elektronlar da bulundukları yörüngelerin enerjileriyle yüklenmektedirler. Dolayısıyla çekirdekten uzaklaşan elektronun enerjisi de artmış olacak. D şıkkı temel haldeki elektronun yüksek enerji düzeyine geçişine uyarılma denir. Temel halden uyarılmış hale geçen elektronun arkadaşlar enerjisi artmış olacak. Bu olayda absorpsiyon diyorduk. Dediğimiz gibi elektron daha yüksek enerjili hale geçtiği için uyarılmış oluyordu. Uyarılma diyoruz. D şıkkı da doğru. E şıkkı elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu dalga fonksiyonuna orbital denir. Arkadaşlar orbital kavramı modern atom teorisinde kullanılan bir kavram. Boraton modelinde orbital kavramından bahsetmemiştir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Bize boraton modelinde yer alan bir görüş olmayan sorulduğundan dolayı cevabımız E şıkkı. Tekrarlıyorum, orbital kavramı modern atom teorisinde geçmektedir. Oksijen element atomunun elektron dizilimi ve elektronların orbitallere dağılımı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor? Öncelikle oksijen atomumuzun elektron dizilimini yapalım. 1s2, 2s2, 2p4. Bildiğiniz üzere orbitallerin üstlerindeki sayılar toplamı bizim elektron sayımıza eşit olması gerekiyordu. Oksijenle nötr halde olduğu için proton ve elektron sayısı birbirine eşittir. Dolayısıyla 8'e eşitlendi. Birinci öncül enerji düzeyi en düşük olan orbital 1s orbitalidir. Arkadaşlar elektron dizilimleri yapılırken Auf Bau kuralına göre yapılır. Yani düşük enerjili orbitalden yüksek enerjili orbitale doğru elektronlar yerleşir. Burada elektronların ilk yerleştiği orbital daha düşük enerjilidir. Dolayısıyla 1s verilen orbitaller içerisinde en düşük enerjiye sahiptir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül baş kuantum sayısı 2 olan orbitallerde 4 elektron bulunur. Baktığımız zaman baş kuantum sayısı 2 olan 2s ve 2p orbitali var. Bu orbitallerde bulunan elektronları toplarsak 2s'den 2 tane, 2p'den de 4 tane olmak üzere toplam 6 elektron olması gerekir. Burada 4 elektron dediği için ikinci öncülü eledik. Üçüncü öncül orbitallerin enerji düzeyi sıralaması verilen şekildeki gibidir. Orbitallerin enerjilerini sıralarken n artı l değerlerini kıyaslıyorduk. N artı L değeri büyük olan orbital daha yüksek enerjilidir. N artı L'lerin eşit olduğu durumda ise N'i büyük olan yani baş kuantum sayısı büyük olan orbitalin enerjisi daha büyüktür. Dikkat edin, baş kuantum sayısına göre yorumu ne zaman yapıyorum? N artı L değerleri eşitse yapıyorum. Şimdi verilen atomların N artı L değerlerini belirleyelim. 2P'de N değerimiz 2, L değerimiz P orbitalinin L'si 1'di. Hatta buraya yazalım orbitalleri. S, P, D, F orbitalleri, L değerleri S'nin 0, P'nin 1, D'nin 2, F'nin 3'tü. Burada 2 artı 1'den ne geldi? 3 geldi. 2S'de N'i 2, S olduğu için L'si 0. Burada N artı L değeri 2 çıktı. Şöyle yapalım. 1S'de N'i 1, yine S orbitali olduğu için L'si 0. Burada da 1 geldi. Dolayısıyla belirtilen orbitallerin enerji sıralaması doğru verilmiştir. Zaten az önce de söylemiştim, Auf Bau kuralı elektronların düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru sıralandığını söylüyordu. Dikkat ederseniz 2P en sona geldiği için daha yüksek enerjilidir diğerlerinden. 2S de 1S'den sonra geldiği için daha yüksek enerjilidir şeklinde de yorumlayabilirdiniz. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Dördüncü öncül manyetik kuantum sayısı ML'si 0 olan orbital sayısı 3'tür. Bakın orbital sayısı dedi, elektron değil, dikkat. ML'nin formülünü hatırlarsak ML kuantum sayısı eksi L, 0 ve artı L arasında değerler alabilmekteydi. Yukarıda L değerlerini vermiştim. O halde S için ML değeri formülde yerine yazdığımız zaman sadece 0 değerini alabilir. P için L'si 1 olduğu için eksi 1, 0, artı 1 şeklinde olacak.
Burada D ve F orbitalleri yok ama kısaca onlardan da bahsedelim. D orbitalinde mesela eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, yani eksi L, artı L ve aradaki bütün tam sayı değerlerini alabiliyor. Emre değerimiz eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Son olarak F orbitalleri L'si 3 olduğu için eksi 3'ten artı 3'e kadar bütün tam sayı değerlerini yazacağız. O halde Emre değerlerini belirtelim. Öncelikle şu orbitalleri gösterelim arkadaşlar. D'mizde 2 elektron vardı. Burada da 2. P4 elektronu şu şekilde yerleştirmiş olalım. Şimdi S orbitalinin Emre değeri zaten 0'dı. Burada da S olduğu için 0. P'de ne demiştik? Eksi 1, 0, artı 1 şeklinde olacaktı. Eksi 1, 0, artı 1. Bize ne demişti? Emre'si 0 olan orbital sayısı 3'tür demişti. Baktığımız zaman Emre'si 0 olan 1. Bir daha 2S'den geldi. 2. Bir de 2P'deki bir tane orbitalde Emre değeri 0 olduğu için toplamda 3 tane Emre'si 0 olan orbital bulunmakta. Dördüncü öncülümüz de doğru. O halde sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 4 olan E şıkkı olacak. Aşağıda verilen atom ve iyon çiftlerinden hangisi izoelektroniktir denilmiş? Arkadaşlar iki taneciğin izoelektronik olabilmesi için şartlarımızı bir sıralayalım. Birinci şartımız elektron sayılarının aynı olması. İkinci şartımız elektron dizilimlerinin de aynı olması gerekiyor. Son olarak proton sayılarının farklı olması gerekiyor. Bu kuralları sağlayan tanecikler birbirinin izoelektroniğidir. Verilen öncüllere bakalım. Öncelikle elektron sayılarını belirleyelim. Sodyum iyonunun elektron sayısı 10 olacak. Argon nötr olduğundan dolayı elektron sayısı 18. Bakın burada elektron sayıları aynı olmadığından dolayı direkt elendi. Skandinyumun elektron sayısının 20 olduğunu görüyoruz. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı protonu veriyordu. Buna dikkat edelim. Kalsiyumun da yine bir şey yazmıyorsa arkadaşlar burada iyon yükü sıfırdır, nötrdür. Proton ve elektron sayısı birbirine eşittir. 20 elektron olduğunu görmekteyiz. Şimdilik bu kalsın. Diğerlerinin de elektron sayılarını belirleyelim. Eksi 2 ile neyi toplarsam 16 yapar. 18. Kükürdün elektron sayısı burada 18. Yine potasyumun elektron sayısının da 18 olduğunu görüyoruz. D şıkkında kromun elektron sayısının 23. Yine vanadyumun da 23 olduğunu görüyoruz. Magnezyumun 10. Alüminyumun ise nötr halde olduğu için 13 elektronu var. Bakın burada da elektron sayıları farklı olduğu için elendi. Şimdi birinci kurala göre 3 şık kaldı elimizde. İkinci kuralımız neydi? Elektron dizilimlerinin aynı olma durumuydu. Kalan taneciklerde elektron dizilimi yapalım. Özellikle katyonlarda elektron dizilimi yaparken öncelikle nötr hale göre elektron dizilimi yapıyoruz. Sonrasında elektron verme olayını baş kuantum sayısının en büyük olduğu orbitalden yapacağız. Skandinyum için elektron dizilimini yapıyorum. 21'e göre yapıyorum öncelikle, dediğim gibi nötre göre. Evet, nötr hale göre elektron dizilimini yaptım, 21 elektron sayısına göre. Şimdi ne yapacağız? Yükümüz artı 1. Bir tane elektron vereceğiz. Nereden verecektik? Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden vereceğiz. Şuradan veriyoruz. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer 4S orbitali. Bir elektron verdiğimizde o zaman buradaki elektron dizilimi ne oldu? 4S1, 3D1 şeklinde aldı. Kalsiyumun elektron dizilimini yapalım. Zaten nötr halde. Bakın kalsiyumun elektron dizilimini yaptığımızda 4S2 ile bitti. Bu iki taneciğin elektron dizilimleri birbirinden farklı olduğundan dolayı birbirinin izoelektroniği değildirler. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. Kükürt 16, 2 tane de elektron aldı, 18 elektron oldu. Arkadaşlar, anyon formlarındaki olan taneciklerde direkt elektron sayısına göre elektron dizilimini yapabilirsiniz. Çünkü alınan elektronlar en sondaki orbitalin boşluklarına dolar. Son orbital doluysa yeni bir orbitale geçiş yapılır. Dolayısıyla direkt anyonlarda elektron sayısına göre elektron dizilimini yapabilirsiniz. Burada 18'e göre direkt yapalım. Evet, 18'e göre elektron dizilimini yaptık. Diğer elementimiz ise potasyumun artı 1 yüklü hali. Şimdi potasyum katyon olduğu için burada katyonlarda önce nötr haline göre yapalım, sonra 1 elektron verelim. 19'a göre öncelikle yapacağım. Evet, 19'a göre elektron dizilimini yaptığımda 4S1 ile bitecek. Şimdi bir tane elektron verecek. Bir tane elektronu nereden veriyor? Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden 4S1'den verdi. Burası 18 oldu. Bakın ne oldu? Elektron dizilimleri de aynı oldu. Şimdi şartlarımız neydi? Elektron sayısı aynı olacaktı. İkisinin elektron sayısı 18'e 18. Elektron dizilimi aynı olacaktı. Evet, ikisinin elektron dizilimi şu an aynı. Son şartımızda proton sayısı farklı olması gerekiyordu. Potasyum iyonunun proton sayısı 19, kükürt iyonunki ise 16. Yani birbirinden farklı olduğu için o halde sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Son olarak D şıkkında bakalım, elektron dizilimlerinin farklı olduğunu görelim.
Krom katyon olduğundan dolayı öncelikle nötr haline göre elektron dizilimini yapacağım. 24'e göre. Burada küresel simetri olayı var. Dikkat edeceğiz. Bakın normalde şuraya kadar 18 oldu. 4S2, 20, 3T4. 24 oldu. Ancak S2D4 durumunda biz ne yapıyorduk? S1D5'e çevirecektik arkadaşlar. Onu düzeltelim. Bu durumun nedeni küresel simetriydi ve kendiliğinden olan bir durumdu. Bunu unutmayacağız. Şimdi bir tane elektron vereceğim. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden elektronu vereceğiz. Yine 4S orbitalinden veriyoruz. Bir elektron verdiğimizde elektron dizilimi 3D5 de bitti. Diğer elementimiz vanadyum elementiydi. 23. 23'e göre elektron dizilimi yapıyorum. 20, 3D3, 23 oldu. Dikkat ederseniz elektron dizilimleri farklı olduğu için D şıkkındaki taneciklerde birbirinin izoelektroniği olamazlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. N eşittir 3, m'lisi artı 2 kuantum sayısına sahip bir elektronla ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle ml değerinden yola çıkalım. ml değerimizin formülü nasıldı arkadaşlar? Eksi L, 0, artı L ve bu sayılar arasındaki tam sayılar bize ml'yi vermekteydi. ml'si artı 2 olan orbitallerimiz kimlerdi? D ve F orbitaliydi. Neden böyle diyorum? Orbitallerimizi bir hatırlayalım. T, T, D ve F orbitalleri vardı. L değerlerini dikkate aldığımızda S'nin L'si 0, F'nin 1, D'nin 2, F'nin 3. Bakın ml değerinin 2 olabilmesi için orbitallerimiz ya D ya da F olması lazım. Hatta buraya da ml değerlerini hızlıca yazalım. Yukarıdaki formüle göre S'nin L'si 0 olduğu için ml'si tek değer alır, o da 0'dır. T'nin L'si 1 olduğundan dolayı ml'nin değerleri eksi 1, 0 ve artı 1 şeklinde olur. D'nin L değeri 2 olduğu için ml'de yerine koyduğumuzda eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alabilir. Son olarak F orbitalinin L değeri 3 olduğundan dolayı alabileceği ml değeri eksi 3 ve artı 3 arasındaki bütün tam sayı değerleri olacak. Görüldüğü gibi ml değeri artı 2 olabilen 2 tane orbitalimiz var, D ve F. Peki bizim baş kuantum sayımız neydi? 3'tü. Arkadaşlar baş kuantum sayısı 3'teyken hangi orbitaller bulunabilirdi? S, P ve D orbitali bulunabilirdi. Dolayısıyla F orbitali buradan eleniyor. Hatta hangi orbitallerin hangi enerji düzeylerinde bulunduğunu da gösterelim. Birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali. İkinci enerji seviyesinde iki tane orbital var. S ve P. Üçüncü enerji düzeyinde 3 tane orbitalimiz var. S, P, D. Dördüncü enerji düzeyinde 4 orbitalimiz bulunmakta. SP, D ve F 7. enerji düzeyine kadar 4 orbital bulunmakta. Görüldüğü gibi 3. enerji düzeyinde SP, D orbitalleri var. Ancak bize ML'si 2 olan orbital sorulduğu için sadece 3D orbitalinden bahsediyoruz. O zaman sorumuzu biz ne yapacağız? 3D orbitaline göre yorumlayacağız. Birinci öncül elektron D orbitalindedir. Evet diyoruz. 3D demiştik. İkinci öncül elektronun baş kuantum sayısı 3'tür. Zaten n değeri 3 dediği için baş kuantum sayısı 3 olacaktır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncül elektron için m'si artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olabilir. Zaten bu bütün orbitallerdeki elektronlar için geçerli. Bir orbital en fazla 2 elektrona sahip olabilir. Bu elektronlardan birisinin m'si değeri artı 1 bölü 2 iken, yani elektronun dönüş yönü saat yönü ise artı 1 bölü 2. Saat yönü tersinde ise eksi 1 bölü 2 olmak zorundadır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Hatta bu kurala biz Pauli ilkesi diyorduk. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Kararlı haldeki X17 elementinin elektron dizilişinde en dıştaki son orbitalinin baş kuantum sayısı, yani enerji düzeyi, türü, bu orbitalin türü ve toplam elektron sayısı, orbitalde bulunan toplam elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Dikkat edelim, en dıştaki orbitalin soruluyordu. Hemen X17'nin elektron dizilimini yapalım. Proton sayısı 17'nin nötr halde olduğundan dolayı elektron sayısı da 17'dir. Elektron dizilişini 17'ye göre yapıyorum. Elektron dizilişini yaptığımda son orbitalle ilgili sorduğundan dolayı en dıştaki son orbitalimiz 3P5 orbitali olacak. Sorumuzu buna göre yanıtlayalım. Baş kuantum sayısı nedir? 3P 5'in 3'tür. Türü nedir? Hangi orbitaldir? P orbitalidir. P. Hatta biz buna L'si nedir? 1 diyorduk. Orbitalin türünü L değeri belirliyordu.
Evet, burada bulunan elektron sayısının da şurada orbitalin üstündeki sayı olduğunu söylüyoruz. 5'tir diyeceğiz. Baş kuantum sayısı 3, orbital türü p ve bulundurduğu elektron sayısı 5 olan cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Modern atom modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor? A şıkkı 4. enerji düzeyinde en fazla 32 elektron bulunabilir. Arkadaşlar bir enerji düzeyinin taşıyabileceği maksimum elektron sayısı 2n kare formülüyle belirleniyordu. Burada n yerine 4 koyduğumuzda toplam elektron sayısının 32 olabileceğini görüyoruz. A şıkkı doğrudur. Zaten 4. enerji düzeyinde hatırlarsak 4 tane orbitalimiz vardı. 4s, 4p, 4d ve 4f orbitalleri. S'nin 2, p'nin 6, d'nin 10, f'nin ise maksimum 14 elektron aldığını biliyoruz. Yine bu elektron değerlerini, şuradaki değerleri topladığımızda toplam elektron sayısının 32 olduğunu buradan da bulabilirdiniz. B şıkkı 2px, 2py ve 2pz orbitallerinin enerji değerleri aynıdır. Arkadaşlar bu ifademiz de doğru. Verilen orbitaller 2p orbitalinin alt orbitalcikleri. Yani mls eksi 1, 0 ve artı 1 diye tabir ettiğimiz alt orbitalcikler. Bunların baş kuantum sayıları aynı ve aynı orbital tür olduklarından dolayı bu orbitaller eş enerjili orbitallerdir. B şıkkımız doğrudur. İsterseniz bu orbitallerinin n ve l değerlerine bakarak da yorum yapabilirdiniz. Hepsinin n değeri 2 ve hepsinin l değeri 1. Yani n artı l değerleri birbirine eşit ve baş kuantum sayıları da birbirine eşit olduğundan dolayı biliyorsunuz n artı l eşit olduğunda n'i büyük olan daha yüksek enerjili diyorduk. Burada n değerleri de eşit. Dolayısıyla bu orbitaller tamamen eş enerjili orbitallerdir. C şıkkı 4d orbitallerine en fazla 10 elektron girebilir. Bakın burada söylemiştik zaten 4d en fazla 10 elektron alır. Zaten bu d orbitalinin bulunduğu enerji düzeylerinde baş kuantum sayısından bağımsız olarak her zaman d orbitali 10 elektron alabilir. Yani bu 4d'ye has bir durum değil. 5d, 6d, 7d de yine 10 elektron alabilir. B seçeneği 4. enerji düzeyindeki orbital türleri s, p, b ve f'dir denilmiş. Zaten burada belirtmiştik. 4. enerji düzeyinden itibaren bütün enerji düzeylerinde 4 orbitalde bulunmakta. Yani 4. 5. 6. 7. enerji düzeyinde 4 orbitalde bulunur. Hatta yine ben şunu hatırlatayım. Daha önceki sorularda da hatırlatmıştım ama aşina olalım iyice. 1. enerji düzeyinde sadece 1 orbital bulunur. 2. enerji düzeyinde 2 orbital. Bakın 1'de 1, 2'de 2 gibi gidiyor. 3. enerji düzeyinde 3 orbital bulunmakta. 4. ve diğer enerji düzeylerinde 7'ye kadar 4 orbitalde bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? 4. enerji düzeyinde bütün orbitallerimiz ortamda mevcut. E şıkkı 3. enerji düzeyinde toplam orbital sayısı 18'dir. Arkadaşlar toplam elektron sayısı 18'dir. Orbital değil. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız E şıkkı olacak. Toplam orbital sayısı nedir dersek bakın 3. enerji seviyesinde bulunan orbital türlerini belirttim. S orbitali 1 alt orbitalcikten, p orbitali 3 alt orbitalcikten, d orbitali de 5 alt orbitalcikten oluşuyordu. Yani toplamda 3. enerji düzeyinde 9 orbital bulunur arkadaşlar. Hatta bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Taşıdığı elektron kapasitesinin yarısı kadar orbitale sahiptir. S 2 elektron taşıdığı için 1, p 6 elektron taşıdığı için 3, d 10 elektron taşıdığı için 5 orbitalcikten oluşur. Ya da 2L artı 1 formülüne göre de orbital sayısını belirleyebilirdiniz. T'nin L değeri 0'dı. Buradan S'nin 1 orbitalden. P'nin L değeri 1'di. Buradan 3 orbitalden. D'nin de L değeri 2 idi. Buradan da 5 orbitalcikten oluştuğunu belirleyip topladığınız zaman 9 yaptığını da bulabilirdiniz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. X element atomunun elektron dizilişi verilmiş. Buna göre X element atomuyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın dikkat edin. X element atomuyla ilgili sorumuz gelmiş. Yani iyon yükü 0. İlk başta elektron sayısını elektron dizilişinden bulalım. Orbitallerin üzerindeki elektronları topladığımızda 2, 4, 3 de buradan 7 elektron olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar 7 elektronumuz varsa bakın atom dediği için proton ve elektron sayısı birbirine eşit olmak durumunda. Dolayısıyla X'in proton sayısı da 7'dir. Yani burada Z olarak belirtilen değer 7 olacak.
Kütle numarasının 15 olduğunu da görmekteyiz. Öncüllere bakalım. Atom numarası 7'dir. Evet, 7 olduğunu bulduk. Nötron sayısı 8'dir. Nötron sayısı proton ve kütle numarası arasındaki farktır arkadaşlar. Buradan 8 olduğunu buluyoruz. 7 ile neyi toplarsak 15 olur sorusunun cevabı bize nötron sayısını verecek. Bu da 8'dir. C şıkkı baş kuantum sayısı 2 olan orbitallerinde 5 elektron vardır. Hemen elektron dizilimine baktığımızda baş kuantum sayısının 2 olduğu 2s ve 2p orbitalleri var. 2s'den 2, 2p'den de 3 toplamda 5 elektron olduğunu görüyoruz. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı 2p orbitallerinde bulunan elektronların spin kuantum sayıları, MS değerleri aynıdır. Arkadaşlar burada orbitallerin elektron dizilimini açık bir şekilde göstermek istiyorum. S orbitali tek alt orbitalcikten oluşmaktaydı. P'de ise 3 alt orbitalcik vardı. Bakın Pauli ilkesine göre bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur ve bunların MS değerleri, spin kuantum sayı değerleri birbirinden farklıdır. Yine 2S2'de de spin kuantum sayıları farklı. Biri artı 1 bölü 2, diğeri eksi 1 bölü 2'dir. 2P3'te ise eş enerjili orbitaller olduğu için Hund kuralına göre ilk 3 elektron tek tek ve aynı yönlü olarak yerleşmekte. Bakın bunların yönleri aynı olduğu için MS değerleri birbirinin aynısıdır diyeceğiz. Artı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla D şıkkı doğrudur. Tekrar hatırlatmış olayım. Spin kuantum sayısı MS olarak ifade edilir. Artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olarak değerler alır. Hund kuralı gereğince eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek yerleştiğinden dolayı aynı yönlü yerleştiğinden dolayı MS değerleri nedir arkadaşlar? Aynıdır diyeceğiz. Son olarak E şıkkına baktığımızda manyetik kuantum sayısı ML değeri 0 olan orbitallerinde toplam 4 elektron vardır. ML'nin formülünü hatırlayalım. Eksi L, 0, artı L ve bu değerler arasındaki tam sayılar bize ML değerini vermekteydi. Bizim orbitallerimiz ne? S ve P orbitalleri. Peki bunların L değerlerini hatırlayalım. L'si 0 olunca orbital türümüz S, 1 olunca P idi. Dolayısıyla S orbitalinin ML değeri ne olacaktır? Yerine koyduğumuzda şu formülle sadece 0 olacaktır. P'nin ise eksi L, 0 artı L olacağından dolayı eksi 1, 0 ve artı 1 şeklindedir. Buraya yazmış olalım ML değerlerini. S olduğu için ML'si 0'dır. Burada yine S olduğu için ML'si 0'dır. P'nin ise ne dedik? Eksi 1, 0 ve artı 1'dir. Soru bize ML'si 0 olanlardaki elektron sayılarını sormuş. 1S2'den 2 tane geldi. 2S2'den 2 tane daha geldi. 4. Bir tane de 2P orbitallerinden geldi. Toplamda ML değeri 0 olan 5 elektron bulunmalı. Burada 4 dediği için yanlış oldu. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. X24 element atomu ile ilgili hangileri doğrudur deniliyor? Öncelikle bu atomun elektron dizilimini yapalım. Bakın buraya kadar toplam elektron sayımız 18. 4S2 dedim, 20 oldu. Biz 24'ü arıyorduk. 3D4. Bakın arkadaşlar, elektron dizilimimiz bu şekilde sonlandığında ne yapacaktık? Kendiliğinden küresel simetrik olabilmesi için S1D5'e çevirecektik. Bunu unutmayalım. S1D5'e göre soruyu yorumlayacağız. Yani üstte yazdığımız S2D4 yanlıştır. Bu şekilde sakın yorumlamayın. 3P6'dan sonra 4S1, 3D5 şeklinde elektron dizilimi devam etmeliydi. Peki bize birinci öncülde ne demiş? Elektronların orbital şeması denilmiş. Arkadaşlar burada soy gaz kısaltması yapılmış. Argon'un proton sayısı ve dolayısıyla da nötr olduğu için elektron sayısı 18'dir. Yani şunu yazmaktansa argon şeklinde yazdığımızda biz kısaltmaya gitmiş oluyoruz. Sanki 18'e kadar yazmışız. 18'den sonra devam edecek olursak 4S1'den dolayı bir tane orbitalimiz gelecek. 3D5'ten dolayı da 5 tane orbitalimiz gelecek. Ve bunların elektron dizilimi nasıl olacak? 4S1 olduğu için 1 elektron yerleşecek buraya. 3D5'te de 5 elektron yerleşecek. Öncülde bize ne verilmiş? Şurayı 4S2, 1, 2, 3, 4, 4 tane de 3D'de elektron var. 3D4 diye verilmiş. Yani küresel simetri olayına dikkat etmeden vermişler bize orbital şemasını. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Doğrusu ne olacak? Şu şekilde olmalıydı. İkinci öncül küresel simetrik özelliği gösterir. Dediğimiz gibi S1D5'e dönme nedeni küresel simetri özelliği göstermesiydi. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül 3PY orbitallerindeki elektronların bulunma olasılıklarının dağılımı verilen şekildeki gibidir.
E orbitallerinin enerji diyagram görüntüsü şöyle sonsuz işaretine benziyordu. Burada hangi eksende bulunuyorsa arkadaşlar o eksen belirtilir P orbitalinde. Bakın PY dediği için Y ekseninde bulunması gerekiyor. P orbitalimizin görüldüğü gibi Y ekseninde verilmiş. Dolayısıyla 3. öncülü de doğrudur. Sorumuzda doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D seçeneğidir. Eğer burada 3PX deseydi mesela P orbitalinin görüntüsü şu şekilde olacaktı. X ekseni üzerinde olacaktı. Ya da Z deseydi Z eksenin üzerinde yazılması gerekiyordu. Bu da Y ekseninde verildiği için PY şeklinde yazmamız gerekti. Evet, sorumuzun cevabı D şıkkı oldu. Bir element atomunun baş kuantum sayısı 3 olan temel enerji seviyesindeki elektron bulunduran orbitallerinin türü ve manyetik kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Öncelikle 3. enerji düzeyinde hangi orbitaller bulunuyordu? 3s, 3p ve 3d orbitalleri bulunmaktaydı. O halde öncülleri buna göre yorumlayacağız. Dikkat ederseniz şıklara baktığımızda D seçeneğinde orbital türü olarak f belirtilmiş. P orbitali arkadaşlar ilk kez 4. katmanda karşımıza çıkmaktaydı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Emre değerlerini de yorumlayacak olursak, Emre'nin formülünü hatırlarsak arkadaşlar, eksi L, 0, artı L ve bu sayı değerleri arasındaki tam sayılar bize Emre değerini vermekteydi. Peki bizim orbitallerimizin L değeri nasıl bulunuyordu? S orbitalinin L'si arkadaşlar 0'dır. P'nin L değeri 1'dir. D'nin L değeri 2'ydi. Bu formüle göre alabileceği emre değerlerini incelersek yerine koyduğumuzda formülde S'nin tek emre değeri 0. P'nin eksi 1, 0, artı 1 şeklinde olacak. Bakın L değerini emrede yerine koyduğumuzda eksi 1, 0, artı 1 geldi. Son olarak D orbitali L değeri 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde emre değerlerine sahip olacak. Doğru olan diğer öncülleri de kontrol edelim. Orbital türü S olabilir. Emre'sinin 0 olduğunu burada söyledik. B şıkkında orbital türü P olabilir. Emre değeri de eksi 1 alabilir. C şıkkı orbital türü D. Emre'si artı 2 olabilir. Bakın burada. Son olarak E şıkkı orbital türü D. Emre değeri 0 olabilir. Ancak ne demiştik? 3. enerji düzeyinde F orbitali yoktu. P orbitali ilk kez 4. enerji düzeyinde bulunmaktaydı. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Verilen 3 tane taneciğin temel hal elektron dizilimleri aynıdır. Buna göre x ve y ile ilgili hangileri arasında y büyüktür x ilişkisi vardır. Arkadaşlar dikkat ederseniz verilen taneciklerden neonun elektron sayısı net bir şekilde belli. Elektron dizilimleri aynı olduğuna göre neondan yola çıkarak sorunun çözümünü yapalım. Elektron dizilimimiz bu şekilde. Elektron sayısının 10 olduğunu söyledik. O halde x'imiz eksi 2 yüklüydü. Elektron sayısı 10'muş. Proton sayısı ne olacak? 8. Y'imiz için artı 2 yüklüydü. Elektron sayısı 10. Proton sayısı ne olacak? 12. Sorumuz bize x ve y'nin nötr haliyle ilgili sorduğundan dolayı x 8 ve y 12'ye göre cevaplayacağız sorumuzu. Birinci öncül atom numaralar arasındaki ilişki denilmiş. Y'nin atom numarası 12, x'in 8'dir. O yüzden y büyüktür x ilişkisi vardır. Zaten bize de y büyüktür x ilişkisi soruluyordu. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül açısal momentum kuantum sayısı L'si 1 olan yani L'si 1 olan hangi orbitaldi? P orbitali. P orbital sayısı demiş. Bakın orbital sayısı. Bunların elektron dizilimini yapalım. 1s2, 2s2, 2p, 4 olacak. Y elementinde elektron dizilimini yapıyorum. Evet, elektron dizilimini yaptık. Dikkat ederseniz X'te 3 tane P orbitali var. Bunlardan ikisi yarı dolu, bir tane tam dolu var. Y'de ise yine 3 tane P orbitali var ve bunların tamamı tam dolu. Bize soru sadece orbital sayısını sormuş. Yani yarı dolu, tam dolu diye belirtmediği için ikisinde de P orbital sayısı 3 tanedir. Dolayısıyla birbirine eşittir. Burada eliyoruz. X eşittir Y diyelim. Bize soru Y büyüktür X ilişkisini sormuştu. Üçüncü öncül manyetik kuantum sayısı Emre değeri 0 olan orbitallerindeki elektron sayıları sorulmuş. Emre'nin formülünü hatırlayalım. Eksi L 0 artı L şeklindedir. Yine orbitallerimizin L değerlerini de hatırlayalım. Eğer orbital türümüz S ise L değerimiz 0'dı. Orbital türümüz P ise L değeri 1'di.
Burada zaten S ve P orbitalleri olduğu için D ve F'ye girmeyelim. Zaman kaybetmeyelim. ML değerimiz ne olacak o halde arkadaşlar? L değeri 0 için ML'nin formülünü yerine koyduğumuzda ML değeri sadece 0 gelecek S orbitali için. P orbitali için L'si 1 olduğu için ML'yi de yerine koyduğumuzda P orbitalinin alabileceği ML değerleri -1, 0 ve artı 1 şeklinde olacak. Soru bize ML'si 0 olanlardaki elektron sayılarını sormuştu. Buradaki orbitalleri de şöyle çizelim. ML sorulduğunda bunları çizelim ki işimiz daha kolay olsun. Alışkanlık haline siz de getirin arkadaşlar. ML sorulduğunda bu şekilde çizin. Evet, S orbital olduğu için ML değeri 0. S olduğu için 0. P'lerde ne demiştik? -1, 0 ve artı 1 olur. ML'si 0 olan elektron sayılarını sayalım. 2, 4. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. 4 tane elektronumuz vardı ya burada. Ben mesela ML'si -1 olan orbitali tam dolu yaptım. Ancak isteseydik ML'si 0 olan orbitali de tam dolu yapabilirdim. Yani burada iki değer karşımıza çıkıyor. ML'si 0 olan maksimum burayı ikilediğim zaman şu tam dolu orbitali ML'si 0 olan orbitali aldığım zaman ML'si 0 olan maksimum 6 elektron olabilir. Minimum ise ne olacak? Burada yazdığım gibi olduğunda 5 elektrona sahip olabilir. Yani iki değer var. İki değeri göz önünde bulundurarak yorumumuzu yapacağız. Maksimum ve minimum. Y için bakalım. S olduğu için 0, 0. P'de ne dedik? -1, 0, artı 1. Bu da S olduğu için yine 0. ML'si 0 olan 2, 4, 6, 8 elektron var. Zaten burada ne oldu? Y'deki ML'si 0 olan elektron sayısı her türlü X'ten daha fazla olacak. Y büyüktür. X ilişkisi burada da karşımıza çıktı. Dolayısıyla 3. öncülde doğru. Bize Y büyüktür X ilişkisi olanlar sorulduğu için, doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D seçeneği olacak. 1X atomu ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre X'in atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz deniliyor. Verilen bilgilere bakalım. En yüksek baş kuantum sayısı 3. Elektron bulunduran P orbital sayısı 6'dır denilmiş. Bu şartları taşıyan elektron dizilimini bir yazalım. Öncelikle odaklanmam gereken toplam p orbital sayısının 6 olması olacak. Elektron dizilimini yazarken orbitalleri de yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3 tane orbitalden oluşuyordu. Bakın şu an 3 tane p orbitalim geldi. Devam ediyorum. 3s2. 3s2'den sonra 3p orbitalleri geliyor. 3p orbitalleri zaten 3 orbitalden oluşuyordu. Şimdi soru bize ne diyordu? Elektron bulunduran p orbital sayısı 6'dır. İlla tam doludur demiyor. O yüzden şunu kesin yapacağız bir kez. Yarı dolu halde bulunduğu zaman 3 buradan, 3 de buradan toplamda 6 tane elektron bulunduruyor p orbitallerinde. Şimdi bu şartlarda olursa 3p 3 ile bitecek. Biz bunu şöyle de yapabiliriz. Burayı bu şekilde bir tam iki yarı dolu yaparsam 3p 4 olur. Buraya da tam dolu yaparsam 3P5 olur. Buraya da tam dolu yaparsam 3P6 olur. Şurayı bu haliyle 3, 4, 5 ya da 6 olabileceğini söyledik. Şimdi arkadaşlar bu elektron dizilimine devam edersek ne geliyor? 4S orbitali geliyor. Şimdi 4S orbitalinde baş kuantum sayısı 4'e geçtiği için birinci kuralı ihlal etmiş oluyorum. O yüzden 4S orbitali yok. Yani 3P, 3, 4, 5, 6 durumlarını dikkate almam gerekiyor. Çünkü bu şartlarda ne olacak? Elektron bulunan p orbital sayısı 6 oluyor. Peki elektron dizilimim 3p 3 ile biterse atom numaram ne olacak? Bunu hesaplayalım. 2, 4, 10, 12. Burası 3 olursa ne olacak? 15 olacak. Şıklara baktığımız zaman 15 var. 3p 4 ile bitersek şuraya kadar 12 idi. 16 olur. 3p 4 ile biterse. 16'yı denedik. 3p 5 ile biterse o zaman 12 artı 5'ten 17 olacak. Tekrar söylüyorum, şurası 12 idi zaten. Sonra P'yi dikkate alıyoruz. 3P6 ile biterse de ne olacak? 18 olacak. Ancak 14 olamıyor. Çünkü 14'e göre elektron dizilimi yaptığımda şöyle yazayım, görelim. 3P2 diyoruz. Bakın arkadaşlar, şurada P zaten 3 tane orbital içeriyordu. Burada da 3 tane orbital var ama P2 dediğimizde ne oluyor? 1, 2 oluyor. Bu şekilde elektron bulunduran P orbital sayısı 5 oluyor. İkinci şartı sağlamadığından dolayı 14 proton sayımız olamaz. Cevabımız A şıkkıdır.
Temel haldeki elektron diziliminin en son orbitalindeki elektronun kuantum sayıları n eşittir 4, l'si 0, m'si 0 ve m'si değeri artı 1 bölü 2 olan elementin atom numarası kaçtır deniliyor. Öncelikle burada bahsedilen son orbitali yazalım. N'i 4 yani baş kuantum sayısı 4. L'si 0, L'si 0 olan orbital S orbitaliydi. 4S orbitali olarak alacağız. 4S orbitali zaten tek orbitalcikten oluşuyordu. Bunun da ML değeri neydi arkadaşlar? 0'dı. ML'nin formülünü hatırlayalım. Eksi L 0 artı L şeklindeydi. S orbitalinin L değeri 0 olduğu için ML değeri tek bir değer aldığını söyledik ve bunun da 0 olduğunu söyledik. Ve MS'si artı 1 bölü 2 yani bir tane elektron bulunduruyor. Bu da saat yönünde dönüyor. Şöyle yukarı yönlü ok diye gösterebiliriz. Dolayısıyla burada 4S'de bir elektronun olduğunu görüyoruz. Son orbitalimiz 4S1 olana kadar elektron dizilimini yazalım. Evet, son orbital 4S1 olana kadar elektron dizilimini yazdığımızda toplam elektron sayısına dikkat alalım. 2, 4, 10, 12, 18, bir de buradan 19. Bildiğiniz üzere elementler nötrdür. Dolayısıyla proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Element atomumuza x dersek 19 tane elektron olduğunu bulduk. Dediğimiz gibi elementler nötr olacağından dolayı proton ve elektron sayısı birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla atom numaramız da 19 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir.